Merhaba Goberler. Şimdi de geldik genel dörtgenlerin yeni nesil sorularına arkadaşlarım. Hadi bira bismillah diyelim. Bakalım ilk sorumuz ne diyor? Bir açı sorusu arkadaşlar ve şu ardışık iki açıdan çıkan şu iki açıortayın arasındaki şu y açısını biz şöyle buluyorduk. Diğer iki açının toplamının yarısı. Bunları da direkt söylememiş şuradaki açıyı da iletkiden açı ölçerden bulmuş. Bakın biri 150 biri 30'dan geçiyorsa farkları. Burası 120. Biri 20, biri 130'dan geçiyorsa burası da farkları 110. O halde y açısı neye eşit olacak? 120 ile 110'un toplamının yarısı. Yani 115 y açısı. X'i soruyor. Toplamları 180 olacağından Denizli'yi paketledim dostlarım. Evet, bakalım bu ne diyor? Şekil 1'de verilen ABC dörtgeni şeklindeki karton AD ile CD çakışacak. Daha sonra da AB ile AD çakışacak şekilde katlanıyor ve kat izleri görüyorsunuz arkadaşlarım. Kat izleri çıkıyor. Kat izi biliyorsunuz açıortaydı. Şöyle açıortay olduklarını gösterelim. Bakın yine şu açı ardışık iki açıortayın arasındaki açı. Yani C ile B'nin toplamının yarısı olacak. Bunu 115 vermiş. Bunu 95 vermiş. Toplamları 120 ne yapıyor? 200, 210 yapıyor. Yarısı olacak 105. Şurası 105. Evet, yine bir katlama sorusu. Aşağıda ön yüzü mavi renkli, arka yüzü sarı renkli olan dikdörtgeni biçimdeki bir kağıt verilmiştir. AB eşittir BC'ye. BAD 110. BAD. Şurası 110'muş arkadaşlarım. Şu açı 110. Bu kağıt BD boyunca katlandığında A noktası CD kenarının üstüne denk geliyormuş. Bakın şimdi önceki şekilden kopya çekerek şöyle katlanmış şekli geriye açtım. Bu buna eşitmiş. Tabi bu katlandı buraya geldi buna da eşit. Burası 110'muş katlandı buraya geldi burada 110. Buraya 70 ikiz kenardan 70 70 70 140 40'ı yapıştırdım. Çok uzatılmayan bir soruymuş dostlarım, kolaylıkla çözdük. Şimdi 3 tane yok, özdeş kibrit çöpleri 4 tane arkadaşlarım. Demek ki bunların boyları şöyle eşit olacak. Şurada bir eşkenar üçgen çıkartmış olduk biz. 60, 60, şuranın da 60 olduğunu söyleyelim. A, B, C açısının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Evet, bize de A, B, C açısını soruyor. Bu açının ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi birçok yolumuz var tabi bu soruyu çözmek için arkadaşlarım. Hadi bir tanesiyle başlayalım. Şimdi şu açıya AX diyelim ya da biz. Bakın burası 60 artı X ise şu parça da 60 artı X olacak. Çünkü bu bir ikiz kenar üçgen. Sonra şurası Y dersek ya da şuraya Y dersem şu açı 60 artı Y. O halde burası da Y artı 60 olacak. Şimdi bütün dörtgenin iç açılarını toplarsak şöyle kocaman dörtgenin 60 artı X var, 60 var, 60 artı Y var. Şurada da 120 artı X artı Y var. Yani toplarsak hepsini, şimdi 120 artı x artı y dedik, artı 60 artı y, artı 60 artı x ve artı 60, toplamları 360 olacak. 120, 60 daha 180, çıkarttım hemen burada 180 kaldı. 60, 60, 120 çıkarttım hemen 60 kaldı. Burada da 1x, 2x, 2y. 2x ile de 2y'nin toplamı 60'mış, x ile y'nin toplamı 30 yaptı. Bana da burayı soruyordu. 120 var, x ile y var. 120 artı 30, 150 bulduk cevabı. Yine bir katlama sorusu. AD ile DC eşit. Önce katlanmadan önceki haline bir geri döndürelim bunu. Şu kenar C buradaymış. Bir de BC'yi çizelim şöyle. BC de burada arkadaşlarım. Burası D daha doğrusu. Tamam. Katladık C'yi, buraya getirdik. Şimdi AD DC'ye eşit. Tabii ki AD burada da eşit. Bu katlandı geldi buraya. Burası da eşit. Tabii ki bu da x olacak mecburen. Dostlar bir telefon geldi. Onunla görüştüm. O esnada bir durdurdum videoyu. Şimdi devam ediyorum. Katlanmış şeklin önceki haline geri getirmiştik. Eşitlikleri gösterdik. Şurada bir ikizkenar çıktı. Bize de BCD açısını, BCD'yi yani şurayı 130 vermiş. Tabii bu katlanınca burası da 130 oldu. Dolayısıyla x'i de paketlemiş olduk böylelikle. Evet, geldik bu soruya.
Bakalım bu ne diyor? Yukarıdaki şekilde bir pergelin sivri ucu cetvele sıfıra batırılıp hatasız ölçümü yapılmış. Pergelin P noktasına batırılıp çizilen RST noktalarından geçiyormuş. Bakın buradaki pergel P'ye batırılmış. Bir ucu R'den geçmiş ve 5 santimmiş. S'den geçmiş 5 santim, T'den geçmiş 5 santim diyelim. Yani bunların üçünün de eşit olduğunu söylemiş bize. P köşesine aç ölçer yerleştirilip P açısız açısı hatasız ölçüldüğüne göre RST. RST. Şuradaki açı kaç derecedir diye soruyor. Önce şu açıyı hesaplayalım. Bakın kenarları 80 ile 50'den geçiyorsa 30. Şu açıyı hesaplayalım. 120 ile 80'den geçiyorsa farkları hemen 40 diyelim. Şimdi bunlar ikiz kenar 5, 5. O halde burası 70, 70 olacak 40'tan dolayı. 30'sa da 75, 75 gelecek buralara. Toplam 145 oldu. Denizli'den geldi cevabım. Bu ne diyor? Aşağıda bir mantar panoyu yukarıda aşağıya doğru sırasıyla çivileri ikişer santim aralıklarla yerleştirilmiş. Tamam. Buna göre son durumda bu 4 harita çivisini köşe kabul eden dörtgenin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi yeşil renkli harita çivisini 14 birim sağ, 8 birim de aşağıya öteleyeceğiz. Şimdi bunu 14 birim sağ tarafa doğru getirdim. Şöyle 14 birim sağ tarafa getirdim. 14 olsun. 8 birim de aşağıya. Şimdi 2 inersem kırmızıya, 2 daha maviye, 2 daha sarıya kadar geldim. Toplam 6 birim indim. 2 birim daha iniyorum arkadaşlarım. Yeşil burada. Yeşili buraya kadar getirdim. Burası da 8 birimmiş. Şöyle bir dik oldu tabi burası. Kırmızı renkli harita çivisini 8 birim sağa, yok 6 birim sağ tarafa. Şimdi bunu 6 birim sağ tarafa getirirsem şuralara bir yere gelmiş oldu şu anda. 12 birim de aşağıya. Şimdi dostlar şurası zaten şu üst tarafı 2 birim değil mi? Şöyle 2 birim kırmızıyla yeşilin arası. Aşağı doğru 12 birim ineceğiz. Şu sarıya kadar indim. 4 birim zaten burası. 4'ünü indim. 8 daha ineceğim. Şöyle aşağıya kadar inmiş olayım. Kırmızı da buraya geldi arkadaşlarım. Burası da toplam kaç birimdi? 12 birimdi. Şurası da 12 birim. Bunu da biliyoruz. Şimdi maviye bakalım. Mavi renkli de 8 birim sağ tarafa gelecekmiş. Yani 6'dan 2 birim daha fazla gelecek. Şurası 2 birim. Şurası 6 yine. 4 birim de yukarı çıkacak. Tabii ki şurası da zaten 2 birim. 4 birim yukarıya çıkması şuraya geldiği anlamına geliyor ki mavi de burada arkadaşlarım. Son durumda bakın sarı zaten burada. Mavi şurada. Yeşil, kırmızı, sarıyla tekrar birleştirdim. Bu dörtgenin de çevresini istiyor bizden. Şimdi bildiklerimizi yapalım. Şurası 6 birimdi. Şurası 2 birimdi. Şurası da 2 birim, 2, 4, 6 birim şuranın tamamı. Bakın 6 buradan. Şurası da 8. 6, 8, 10. Şu kenarı bulduk 10. Bir kenarı 10 çıktı. Artı. Şimdi burası toplam 14'tü arkadaşlarım. 8'i burada, buraya 6 kaldı ve yine 6 8'den 10. Şurasını da 10 bulduk. Bunu da yazalım. Şimdi şuraya bakalım. Şuradan aşağısı nedir onu konuşalım. Şuraya kadar. Şu K'ya kadar. Şimdi şurası zaten 6 birim. Şu mesafe 6. Şuradan aşağısı 12 birimdi. İkisi burada, buraya 10 kaldı. Hatta 2 de şuradaki sarıdan dolayı gelsin. 2 de buradan geliyor. 8 kaldı. Burası da 8. 6 8'den bu da 10 çıktı. Üçüncü kenar da 10 geldi dostlar. Son kenarımıza geldik. Onu da buradan bulalım. Şimdi şu şuradan bir kere şurası 8. Bak 6 ile 2'nin toplamı 8. O halde bu da 8 olacak. Şurası da toplam nereden aşağısı? Şurası 2. 12 de buradan aşağısıydı. 14 de burası geldi. 6 da buraya kaldı ve 6 8 10'dan yine bir 10 daha çıktı. Çevresi 40 geldi dostlarım. Köşegen uzunlukları toplam 18 olan ABCD'de dörtgeni çizelim. Dörtgenin bütün kenarlarının orta noktalarını sırasıyla şimdi göstereceğiz bunu. A B C D. Şimdi birisi E'ymiş ortasının. Birisi F'ymiş orta noktası. Bir diğeri G, şöyle gösterelim. Bir diğeri de H, onu da böyle gösterelim. Şimdi şu ortada oluşan dörtgen daima paralel kenardı. Ve bunun çevresi ki bunun oluşan çevresini soruyor. Bunun çevresi köşegenlerin toplamının yarısıydı değil mi? Büyük dörtgenin köşegenlerinin toplamının yarısıydı
direkt pardon köşegenlerin toplamıydı direkt 18'dir diyelim. Matematik dersinde bir öğretmen öğrencilerine aşağıdaki bilgileri veriyor. Düzlemde bir abacada dörtgeni çiziniz. AD. DC'ye dik olacak. Şimdi AD şöyle bir A şöyle AB şöyle çizeyim. AD diktir. A burada, B burada, C burada, CD'ye. AB diktir. BC'ye. A burada 90'mış. AD 8'miş. DC 4, BC 5, AB x. Evet, dik üçgen de çok çözdük, değil mi? 4 8'den 4 kök 5 burası. Hemen şurada da Pisagor yapalım. 4 kök 5'in karesi 80. 16 çarpı 5'ten 80 eşittir. 25 artı x kare diyelim. 25 çıkartalım. 55 geliyor. X kare. X de kök 55 geldi. Yani doğrusal yollar kraterin geometrileşmesinde DE 12 7 5 3 alan ABCD nedir diye de bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi dörtgenin alanı nasıl buluyorduk? Köşegenler çarpımını ikiye bölüyoruz. Önce köşegenleri yazalım. Şu köşegen 15. Diğer köşegen 12 çarpıp ikiye böldüm. Bir de şu aradaki açının, köşegenlerin arasındaki açının, şu açının yani sinüsüyle çarpıyorum ki bakın burası 3, 4, 5 üçgeninden dik üçgendir bu adam. Mecbur dik üçgen olmak zorunda 3, 4, 5'i sağladığı için. Sinüs de neydi? Karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 geldi. İşte cevap burada. 5'ler gitsin 3, 2'ler gitsin 2, 3 kere 12, 36, 2 ile de çarpalım 72 işaretleyelim. Evet, bir diğer sorumuz. 8 birim uzunluğundaki sarkaçın, bakın 8, şuradaki uzunluğu da 8. 6'ymış, şuraya 2 kaldı. AC diktir diyor BD'ye. Tamam, onu da gördük. Alan ABCD nedir diye de bir soru sormuş. Önce şurayı bir bulalım. Pisagor yapalım. Şuradaki x'i bulalım. 64 eşittir x kare artı 36. 36'yı çıkarırsam x kare 28, x 2 kök 7. Burada 8, 8 ikizkenar olduğu için bu yükseklik kenarortay olur aynı zamanda. O halde bu da 2 kök 7. Bakın dörtgenin köşegenlerinden birisi 4 kök 7. Diğer köşegeni ise 8. Çarpıp 2'ye bölüyorum. Bir de aralarındaki açı zaten 90 olduğu için sinüsünü yazmıyorum. 1 çıkıyor çünkü. Bunu da sadeleştirdiğimde 16 kök 7'ymiş alanımız diyorum. 12. Bu sınav sorusu başka da yok. İyi. Son sorudayız arkadaşlar. Şekil 1'de verilen ABCD dörtgeninde FKL üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıymış. Tamam. Şöyle orta noktalarmış bunlar. Katlanıyor. Katlanan bölgeler mor, kalan bölge yeşile boyanıyor. Mor boyalı bölgelerin alanları toplamı. Şimdi şuradaki A ile şuradaki B ki bunu açarsam burası A, burası da B olarak gelecek. A ile B'nin toplamı 18'miş. Dostlar neydi kural? Şu dörtgeni paralel kenarını oluşturursam şuradaki paralel kenarı, bu paralel kenar bir yarısıydı. Kalan dört üçgenin toplamı diğer yarısıydı. Ve bu üçgenler karşılıklı toplamları eşit. Yani A ile B'nin toplamı şuradaki C ile D'nin toplamına eşittir arkadaşlarım. Ve demek ki bunlar da 18'miş. 18 bunlar, 18 de bunlar. Üçgenlerin tamamı 36 yaptı. O zaman şuradaki alan da 36 gelecek. Ortadaki dörtgen de 36. Ne diyor bize? Yeşil boyalı bölgenin alanı. Şimdi dostlar, yeşil boyalı bölge burada şuraya eşit oldu. Bakın biraz kalınlaştıralım. Şurası bizim şu şekli şöyle bir alalım. Şurası dostlarım bu bahsettiği yer ve burası normalde 36. C ile D'nin toplamı da 18. 36, 18 daha 54. Ama içine bir şurada bir üçgen, bir de şöyle bir üçgen. A ile B üçgenleri girmiş. Bize kalanı soruyor. Şuradaki kalan bölgeyi. A ile B'nin toplamı 18'di. 54'ten 18'i çıkarttım. 36'yı buldum. Evet dostlar, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.